Şimdi iki tane kabımız var. Hemen başlıyorum. Bir tane ters süzgeç koyacağım. Bu benim prensibimdir. Un kullanacağım zaman her zaman her şeyi de elerim mutlaka. Çünkü o topaklanmalarını yaptığım karışıma karışmasını istemiyorum. Yaklaşık 2 su bardağı un kullanacağız. Yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu, 1-1,5 pakete denk gelen kabartma tozunu koydum. Bu ikisini güzelce eliyoruz. Elemeseniz olur mu? Evet olur ama bu tamamen benim kendi tercihim. Unlu karışıma böyle yapıyorum. Bu kabımda ıslaklar için. Unlu karışımın içine zeytinlerimi koyacağım. Burada 200-250 grama yakın çekirdekleri çıkarılmış zeytin var. Bunları bütün de koyabilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle bir mutfak bıçağında, yani çok küçük doğramıyorum, kabaca. Çünkü yerken ağzıma gelmesini çok seviyorum. Böyle koyalım. Neden bunları kuru malzemenin içine koydum? Eğer ıslak malzemelerin içine koyarsanız dibine çöker ve bütün karışımınız muffinlarınızın dibinde olur. İçine homojen olarak dağılmaz. Bunu ayırıyorum, şöyle göstereyim. Üzerini süslemek için kullanacağım. Biraz dereotuna ihtiyacım var, aynı makasla. Yine kuru karışımın içine bu şekilde koyuyorum. Kuru karışımım hazır. Şimdi ıslaklara gelelim. Hepsi iç içe koyacağız. Şöyle bir bardak sütümüz var. Sütümüz ve yumurtamızın oda sıcaklığında olmasını istiyorum. Çünkü ben sadece kabartma tozu koydum. Karbonat eklemedim. O acımsı tadı çok fazla almak istemiyorum. O yüzden yumurtadan faydalanacağım. Bir tane yumurta gene bu şekilde geliş güzel koyuyoruz. Şöyle yaklaşık bir su bardağı peynirimiz var. Şöyle kabaca içine ufalıyoruz. Arzu ederseniz peyniriniz çok sertse rendeleyebilirsiniz de. Şimdi yağda ölçü kaşığı kullanacağım. Size de öneriyorum. Çünkü sıvı dengesini sağlamak istiyorum. Çok likit olmasını istemiyorum karışımının. Bu 2 yemek kaşığı içeren bir ölçü kaşığı. 2 tane koyduk mu tamamdır. Evet. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geleceğiz. Karıştıracağız ve ne kadar hızlı olduğunu siz bile inanamayacaksınız. Basit bir tel çırpıcı ve bir spatula. Şöyle iyice bunları karıştıralım. Şunun kabaca ortasına bir boşluk açacağım. Muffin'da her zaman tek seferde koyacağız ve kesinlikle çok karıştırmayacağız. Kek gibi homojen, pürüzsüz bir karışım olmasına ihtiyacımız yok. Şöyle alttan üste doğru alalım. Un zerreleri kaybolana kadar un parçacıkları. İşte bu kadar basit. Bunları böyle renkli renkli hazırladık sizin için. Şöyle. Önce birer birer koyuyorum. Ki hepsine eşit olsun, hak geçmesin aralarında. Şimdi burada ufak dokunuşlar yapacağım. Bu tamamen size kalmış. Şu şekilde ortalarına yine çekirdeği çıkarılmış zeytin koyacağım. Mesela bir arkadaşım bu tarifimi çok sever. Fakat tarifi sevdiği gibi dereotundan hiç hoşlanmaz. O bunun yerine fesleğen koyar. Fesleğen de çok yakışıyor. Fesleğenli de yapabilirsiniz. 190 derecede ısıttık. Pişirme süremiz 25 dakika. Üzerleri kızarıncaya kadar diyorum. 190 derecede 25 dakika sonra görüşmek üzere. Nefis kokuları alabiliyor olsaydınız keşke siz de. Şu şekilde çok sıcak, dikkat edin. Şöyle alalım. Şöyle bir telin üzerinde soğutursanız. Ben birkaç tane sizin için getirdim. Gerçekten çok sıcaklar. Mis gibi kokuyor. Şöyle elimi yakmadan. Ben de bir fırınla çok fazla haşır neşir olduğum için ellerim biraz dayanıklı. Şöyle küçük de bir servis açalım bunlara. Çünkü çok sıcak oldukları için tabağa almak istemiyorum.